Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte bir mini cep osiloskobu inceleyeceğiz. Oldukça küçük bir cihaz. Şöyle kutusunu gösteriyorum arkadaşlar. Bu şekilde geliyor. Kutu içeriğini masanın üzerine çıkararak devam edeceğim ama cihazımızın kutusu ana şekliyle bu arkadaşlar. Gelin kutu içeriğini masa üstüne alalım ve cihazı yakından incelemeye başlayalım. Kutu içeriği şu an masanın üzerinde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu arada cihazın giriş ve çıkışlarından bahsetmek istiyorum. Bu şekilde minik bir girişi var arkadaşlar. Bu girişler üzerinden sinyal çıkışı alabiliyorsunuz ya da sinyali cihazımıza girebiliyoruz arkadaşlar. Burada bir butonu var. Yine diğer butonları bu kısımda. Şarj için ise Type-C arayüzünü kullanıyor. Buradan Type-C arayüzü üzerinden cihazımızı şarj edebiliyoruz. Dahili bir batarya ile geliyor arkadaşlar. Bu arada şarj için 5 volt 1 amperlik bir güç kaynağı istediğini de burada belirtmiş. Şu şekilde masa üzerine koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bence oldukça güzel ve şık bir cihaz. Bu arada özellikle bu tornavidalardan zamanında çok aramıştım ama neyse ki artık osiloskopların kutu içeriğinden bunlardan çıktı ve elimde birkaç tane var. Özellikle yüksek frekansla uğraşıyorsanız FM vericiler gibi, trimmer, kondansatörler gibi onların ayarlamasında gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi diğer tornavidalarla ayar yaptığınızda hemen tornavidayı uzaklaştırır uzaklaştırmaz frekans değişebiliyor. Ancak bunlar bu tür hassas işler için kesinlikle elinizin altında olması gereken bir malzeme. Bu arada şöyle bir prop geliyor. Bu aslında diğer osiloskoplarınızla uyumlu ya da diğer osiloskoplarda bulunan standart prop arkadaşlar. Bu firmanın daha önce de bana gönderdiği standart proplardan bir tanesi. Şöyle bir dönüştürücü ile birlikte geliyor. Bu dönüştürücü sayesinde bu normal propu buraya rahat bir şekilde takabiliyorsunuz. Bence gayet şık bir çözüm olmuş. Bu şekilde buradaki bağlantı sıkıntısını da gidermiş oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde normal standart probları burada kullanabileceğiniz gibi bu cihaza ait probu diğer osiloskop ya da ölçü aletlerinizde de kullanabiliyorsunuz. Bu gerçekten büyük bir avantaj sağlıyor. Kutu içeriğinden hızlıca bahsettikten sonra cihazın menüsü, ayarları ve görüntüsüyle devam etmek istiyorum. Kutu içeriğinden şöyle bir çıkartmayla arkadaşlar bir de kullanım kılavuzu çıkıyor. Ondan da bahsedelim, atlamayalım. Bunu da küçük bir dipnot olarak düşüyorum. Cihazımızın açma kapama tuşu burada arkadaşlar. Bu tuşa basarak cihazımızı çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi farklı açılardan bakılsa da çok fazla parlamayan bir ekrana sahip. Şöyle ışığı kapatırsam daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde gayet güzel, net ışık veren parlak bir ekrana sahip. Tabii ki burada video ya da film izlemeyeceksiniz. Bu cihaz için bence yeterli arkadaşlar. Cihazın fiyat performans ürünü olduğunu da dipnot olarak ekliyorum arkadaşlar. Yani böyle çok yüksek ve hassas ölçümler için yeterli değil. Firmanın farklı osiloskopları da var. Onları da incelemiştik. Kanalda bulabilirsiniz ya da videonun açıklamalar kısmında bu ürüne ait bağlantı linkini paylaşacağım. Oradan geçerek firmanın diğer cihazlarını da inceleyebilirsiniz. Videonun açıklamalar kısmında ürüne ait bağlantıyı bulabilir ve ürünü firmadan direkt olarak satın alabilirsiniz arkadaşlar. Cihaz üzerinde toplamda 3 adet ayar var. Şuradaki tuş yardımıyla menüler arasında geziniyoruz arkadaşlar. İlk olarak buradaki kısma geçmek istiyorum. Burada farklı diller için seçenekler mevcut. Bu diller arasında maalesef Türkçe bulunmuyor arkadaşlar. İngilizce olarak seçiyorum. Yine buradan ses ayarları var. Bakın şuradan sesini duyabiliyorsunuz. Yine tema ayarları var. Ve otomatik kapanma ayarları ve cihazın yazılım bilgileriyle birlikte olur da bir şekilde cihazı karıştırırsanız fabrika ayarlarına alabileceğiniz bir menü ile sizi karşılıyor arkadaşlar. Cihazın ana menüsü kısaca bu şekilde ifade edebilirim. Hemen diğer kısımda ise
bir osiloskop barındırıyor. Yine burada da özellikle benim ve sizin çok işinize yarayacağını düşündüğüm bir sinyal jeneratörü var arkadaşlar. Burada da bir sinyal jeneratörü barındırıyor. Yani bu cihazı hem bir minik osiloskop olarak hem de bir sinyal jeneratörü olarak kullanabiliyorsunuz. Bu büyük cihazları, işte örnek veriyorum, bir yere tırmanmanız gerekebilir. Büyük cihazları koyacağınız bir ortam olmayabilir. Bu tür yerlerde işinizi görebilecek oldukça güzel, arıza tespitinde kullanabileceğiniz bir cihaz ya da bazen arıza tespiti için sisteme sinyal vermek gerektiğinde yine faydalanabileceğiniz, farklı frekanslar ve farklı dalga şekillerinde sinyal üretebileceğiniz oldukça güzel bir cihaz arkadaşlar. Bence incelemeye değer, en azından işinize yarayabilecek bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelin küçük birkaç test yapalım, ardından videomuzu ve cihazımızı toparlayacağız. Cihazın en çok faydalanacağınızı düşündüğüm noktası sinyal jeneratörü arkadaşlar. Sinyal jeneratörünü test etmek için aynı firmanın daha yüksek frekansta ölçüm yapabilen tablet osiloskopunu kullanacağım. Projelerimde de zaman zaman görüyorsunuz. Çok sevdiğim bir cihaz. Gerekli bağlantıları yaptım ve buradaki çıkışından gördüğünüz gibi sinyalimi alıyorum arkadaşlar. Buradaki run butonuna basarak şu an çalışmasını sağladım. Şuradan bağlantıları bir kontrol edeceğiz. Evet, şuradan diğer tabletimi, daha doğrusu osiloskopumu aktif etmemişim. Şimdi gördüğünüz gibi sinüs dalgasını diğer osiloskopum üzerinde görüyoruz arkadaşlar. 301 Hz'lik bir sinyal gönderiyorum. Bakın burada iki cihaz arasındaki değerleri de kıyaslayabiliriz. Diğer dalga formlarını da deneyeceğim hemen. Şöyle yapalım. Bakın bütün dalga formlarını sırayla test ediyorum. Özellikle sinyal jeneratörü çok işinize yarayacak bir fonksiyon arkadaşlar. Arıza tespitinde ya da bazen bazı dijital cihazları tetiklemek için farklı sinyallere, farklı frekanslara ihtiyaç duyabiliyoruz. Artık birçok dijital cihaz birbiriyle bu şekilde haberleşiyor. Bu testler esnasında kesinlikle hayat kurtarıcı bir fonksiyon arkadaşlar. Buradan farklı dalga formlarını seçerek ya da buradan belirleyerek bu sinyalleri cihazlarınıza gönderebilirsiniz. Şöyle diğer modları da gösterelim. Şu an osiloskop kısmına geçtiğim halde diğer taraftan sinyal jeneratöründen sinyal vermeye devam ediyor. Yani bu da size cihazı sinyal jeneratörüyle bir cihazı tetikledikten sonra diğer çıkışından tekrar geri alarak değerlendirme imkanı veriyor arkadaşlar. Bu da yine cihazın güzel özelliklerinden bir tanesi. Sinyal jeneratörünün aktif olduğunu ve gönderdiği dalga biçiminde şuradaki küçük sembolle görüyorsunuz. Bence gayet güzel ve kullanışlı bir cihaz. Videonun açıklamalar kısmında bulunan bağlantıyı kullanarak bu cihazı satın almak isteyen arkadaşlar için bir bağlantı paylaşacağım. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin, şimdilik hoşça kalın diyerek videoyu bu noktada sonlandırıyorum arkadaşlar.